Şimdi böyle bir Türkiye'yi düşünecek olursan Almanya tabii bunu yapar. Almanya kendi bütçesini fazla, bütçe fazlası olan bir ülke. Türkiye ise şu anda eksi bütçede olan bir ülke. Ne yapıyor? Swap anlaşmalarıyla boş para dilenen konumunda. Yani düne kadar karşı oldu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, diğer baş... Ya bırak onları, Mısır. Gidiyor sitinin eline sıkıyor. Ne oldu ya Rabia işareti? Ne oldu Rabia işareti? Ne oldu hani Mısır'da asla sen hayatın boyunca bu insanın elini sıkmayacak? Ya bu millet senin hangi sözüne güvenecek? Söylediğin dün söylediğin sözün geçerliliği yoksa bugün söylediğin sözün nasıl geçerliliği olacak? Ne oldu Esat? Esetti. Hani gazdan insanları öldürmüşlerdi. Bunun hesabını soruyordun. Ne oldu da eline tıkma aşamasına geldin? Biz bunları dedik ki sen başka ülkelerle düşmanlaşma. Başka ülkelerle diplomasi yürüt dediğimiz zaman vay vatan hainleri. İşte siz Suriye'deki diktatörlerle berabersiniz. Biz Suriye'deki diktatörlerle beraber değiliz ama sen Amerika ile beraber Orta Doğu'daki savaşta Amerikan emperyalizminin eş başkanı olduğunu açıkladın. 3 milyon 600 bin Müslümanın katledilmesinde senin adında var. Onun için biz nerede olduğumuzu biliyoruz. O yüzden bakın bütçe devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızı bu bütçede İçişleri Bakanı ne konuşuyor bütçeyle ilgili? Terör bittiydi. Ne oldu Allah aşkına ya? Terör yahu bir İçişleri Bakanı Taksim Meydanı'nda Bundan 16 gün önce 6 vatandaşımız bir bombayla hayatlarına son verdikten 16 gün sonra bütçe komisyonunda yahu bu Reyna gibi bir saldırı oluyor mu? Bak. Ha, yani Reyna gibi 20 kişinin 50 kişinin öldüğü değil de 6 kişi ölürse ne yapacağız? Bunu önemsiz kabul edeceğiz. Arkasından bunun içinde mahçubur. Mahcubiyet nedir? Görevini layıkıyla yerine getirmeyen insanlar mahcup olurlar. Hmm. Sen demek ki görevini layıkıyla gerektirmiyorsun. Bedelini kim ödüyor? Ne Bedelini bakıyoruz. vatandaşımız canıyla ödüyor. Bir İçişleri Bakanı komisyonda siz de oradaydınız. Komisyonda ben oradaydım. Milletin gözünün içine baka baka Mardin'in ilçelerinde terör örgütleri fink atıyor. Mardin'in ilçelerinde Yabancı ajanlar fink atıyor. Ben ne yapayım diyen bir İçişleri Bakanı bütçe komisyonunda sarayı temsil ederek mecliste oturacak mı? Yani teröristlerin fink attığını kabul eden bir İçişleri Bakanı gelip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu bütçenin neresini savunacak? Genel Başkan'a ağza alınmayacak sözleri söyleyip Ondan sonra misliyle kendisine iade ettik. Misliyle. Çünkü gerçekten bu İçişleri Başka, Başka, Bakanı beceriksiz birisidir. Bu İçişleri Bakanı görevini yerine getiremeyen, layıkıyla yapmayan kişidir. Bu İçişleri Bakanı defalarca bundan dolayı mahcup olduğunu itiraf etmiş olan bir kişidir. Bu İçişleri Bakanı ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyen teröristlerin bir terörist kadının hain PKK'lı, PYD'de olduğunu iddia ettiği bir terörist kadının ayakkabına yerine portal giydi. Ayağına kamuflaj elbisesini geçirdi. Geçirdi. Yüzüne dünyanın makyajını sürdü. Gitti orada Afrin'den elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geldi. O da Afrin midir, Membiç midir? Membiç o da İçişleri Bakanı bir öyle mi? diyor, bir böyle diyor. Geldi buraya kaçak bir atölyede çalıştı. Bir adamla sevgili olduğunu, evli olduğunu iddia, iddia etti. Onun elinden o bombayı aldı. Defalarca keşif yaptığı Taksim Meydanı'ndaki banka gitti, oturdu, bıraktı ve o bomba patladı. Şimdi o insanları bir 16 gün geçti, artık konuşmuyoruz bile. Sizin televizyonunuzda bir kere daha dile getiriyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Yıl başından bu yana terör teröre 100 tane can verdik. 100 kişi 100 insan hayatı 100 anne kuzusu 100 evladımız 100 vatandaşımız hayatına son verdi. Nereden yıl başından bugüne kadar. Şimdi şimdi de öyle. Kardeşim o kadını 2400 tane kamera takip ediyordu da Kadın gitti evine. Evinde kamuflaj elbiselerini çıkarttı. Yolda bir yerde çıkartıp bir yere çöpe atmadı. Evine gitti. O kadar rahat ki. Evet. Tamam mı? Evine gitti. Postallarını çıkarttı. Numarasını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Çıkarttı kamuflaj elbiselerini oraya. Oturdu, bekliyor kadın. Kameralar olduğunu biliyor. Bombayı patlatan kendisi. Bombayı birinden teslim aldı. Şimdi soruyoruz bombayı teslim alanın görüntüsüyle o kadını yakaladınız da o adamı niye yakalayamadınız? O Bulgaristan'a kaçtı deniyor. Niye yakalayamadınız? O kadın evine değil de o adamla birlikte kaçsaydı kaçmış olacak mıydı? Kaçacaktı. Peki bu nasıl bir yönetim zafiyetidir? Nasıl bir istihbarattır? Nasıl bir İçişleri Bakanı'dır bunu yapan? Bakın buradan bir kere daha söylüyorum. O İçişleri Bakanı oğuç milletimizin can güvenliğini sağlayamayan şov yapan o İçişleri Bakanı eğer genel kurula aldığı iğrenç sözleri sahibi olarak gelirse ki gelecek gelirse Herhalde. orada bütün temayülleri sileriz. Yani bütçe temayüllerini onlar yüzünden onların onların yaptığı bu ahlak dışı davranış yüzünden bütün temayüller O İçişleri Bakanı oraya o sözün sahibi olarak gelmemeli. Gelirse bir de gereğini yaparız. Ne, yapalım, ne Bütün, bütün demokratik haklarımızı kullanırız. Sonuna kadar orada mücadele ederiz. İçişleri Bakanı'nın bir kere daha rezil yüzünü, rüsva yüzünü bütün dünyaya anlatırız. Bu İçişleri Bakanı tek bir şekilde o makamda oturuyor. Onu o makama getiren kişiyle ilgili bütün sırları bildiği için oturuyor. Onu o makama getiren kişi damadını dahi görevden alabiliyor. Ama o soyluyu görevden alamaz. Neden biliyor musunuz? Neden? Onu o İçişleri Bakanı bir yıl önceki komisyonda açıkladı. Kendisi açıkladı. Yukarıdan Kayıtlarda diyor. var. Dedi ki kara para atlayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı Devletin en üst birimiyle en alttaki biriminin koordinasyonuyla birlikte Türkiye'den kaçırdık dedi. Ben onu sorunca çıldırıyor. Evet. Çıldırıyor. Şimdi o adam yurt dışına kaçmadan hiç onunla ilgili yurt dışına çıkma yasağını kaldırdınız mı? Evet. Kaldırdı. Neye dayanarak? Devletin en yüksek biriminin emrine dayanarak kaldırdınız. Peki, onunla ilgili mal varlıklarına el konmuştu. O mahkeme kararını da kaldırttınız mı? Kaldırttınız. Neden? Elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtın diye. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kaç suçluya bunu yaptınız? Kaç para atlayıcısına bunu yaptınız? Kaç uyuşturucu baronuna bunu yaptınız? Kaç para atlayıcısı sizin devletin en üstüydü, en alt birimiyle birlikte bir koordinasyonla güvence altında tutuluyor Türkiye'de? Kaç tane ajan, kaç tane terör örgütü, yuvası, militanlar Türkiye'de sizin gözetiminiz altında tutuluyor? Bunun hesabını veremez. Neden? Çünkü bunu soydu da biliyor, onu oraya atayan kişi de biliyor. Onu oraya atayan kişi onu o görevden alamaz. Neden? Soydu diyor ki, bak ben burada dedim, isim vermedim ama yeri gelirse o devletin en üst biriminde bana bu emri veren kişiyi söylerim ha diyor. Kimi tehdit ediyor? Tayyip Erdoğan'ı tehdit ediyor. Kimi tehdit ediyor? AKP iktidarının Adalet Bakanlığı'nı tehdit ediyor. Sizleri de ifşa ederim ha diyor. Çünkü soylu suçu ve suçluyu koruyor. Onun için bu koruyor. kadar rahat diyorsun. Onun için bu kadar rahat. Ya bu kadar rahat olmasa televizyonlara çıkıp da rüşvet vereni de biliyorum, alanı da biliyorum. Ama hiçbir şey yapmayacağım deme cüretini gösterebilir mi? Gösteremez. Dedi mi ki bir siyasetçi bir mafya liderinden 10 bin dolar para alıyor? Dedi. Ben biliyorum dedi mi? Dedi. Ne oldu? Söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Suç ve suçlu var ortada. Tamam mı? Onu koruyan bir iç işleri var. Sistem var. Onun için işte bu dün açıkladığımız anayasa metninde artık diyoruz ki bu içişleri Bakanları Türkiye'yi, milletini temsil etmeyecekler. Böyle İçişleri Bakanları orada oturmayacak. Kim atayacak o İçişleri Bakanlarını? Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çok teşekkürler.